İnsansız hava araçları endüstrisinde Türkiye'nin çok özel ve ayrıcalıklı bir yeri var. Türkiye şu anda dünyanın en büyük İHA filolarından birine sahip. Sadece biz kullanmıyoruz, aynı zamanda dünyanın en önde gelen ihracatçılarından da biriyiz. Anka ve TB2 uluslararası pazarda ciddi talep gördü. Ve bu başarıyı Akıncı ve Aksungur devam ettirecek gibi. Üstelik yakın zamanda sahaya Anka 3 ve Kızıl Elma da girecek. Özellikle de Kızıl Elma, Türkiye'nin Kızıl Elma'dan beklentileri çok büyük. Fakat bu pazarın tek oyuncusu da biz değiliz. Karşımızda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi iki büyük rakip var. Ve yakın zamanda bu iki rakibin yanına biri daha eklendi. Çin. Çin günümüzde askeri endüstrinin artık her yerinde. Çin sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamıyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük silah ihracatçısı ülkede olmak istiyor. Ve bu konuda Amerika'yı geçebilmek için de elinden geleni yapıyor. Uçaklar, helikopterler, füzeler, tanklar, gemiler, denizaltılar... Aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyorlar. E doğal olarak insansız hava aracı pazarında da son derece aktifler. Çin İHA pazarında hem nitelik hem de nicelik bakımından gerçekten de ciddi bir rakip. Ve onlar da tıpkı bizim gibi geleceğe çok ciddi yatırım yapıyor. Bugün size Çin'in gelecek planlarına yer alan çok özel bir insansız hava aracından bahsetmek istiyorum. Bu aslında bir İHA ya da bir SİHA değil. Doğrudan insansız savaş uçağı tıpkı bizim Kızıl Elma gibi. Bugün size bahsetmek istediğim Fenlong FH-97 birçok açıdan bakıldığında Kızıl Elma'ya çok benziyor. Ama en başından söyleyeyim FH-97 ve onun gelişmiş versiyonu olan FH-97A Kızıl Elma'nın kulonu değil. Çinliler resmen kabul etmemekle birlikte bu hava aracı daha çok Amerikalıların XQ-58 Valkyrie'sine benziyor. Daha doğrusu başlangıçta benziyordu diyelim çünkü son versiyonları Valkyrie'nin de çok ötesinde. Son güncellemelerle birlikte FH-97A tam manasıyla bir insansız savaş uçağı haline gelmiş. Bu uçak gelecekte Çinlilerin yenisi muharebe uçağı olan J-20'nin sidekick'i olacak. Yani onun loyal wingman yani onun sadık kanat adamı olacak. Yeri geldiğinde onu koruyacak, onun için savaşacak. Bu saydığım şeyleri yakın gelecekte J-35A içinde yapacak. Yani uçak gemilerine de görev alacak. İşte bu sebepten ötürü videonun sonunda kızıl elmayla FH-97A'yı da şöyle bir kıyaslayacağım. Yalnız başlamadan önce hazır konu donanmalardan açılmışken size bir soru sormama izin verin. Siz de benim gibi savaş gemilerini çok seviyor musunuz? Ben hem savaş gemilerini hem de savaş gemisi temalı oyunları çok severim. Bu yüzden de uzun zamandan beri World of Warships oynuyorum. World of Warships dünyanın en popüler çevrim içi gemi muharebe oyunu. İster bilgisayarınızda ister oyun konsolunuzda bu oyunu oynayabilir ve keyfini çıkarabilirsiniz. Efsanevi savaş gemilerinden birini alıp gerçekçi muharebelere katılabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla takım kurup yedi birinize hükmedebilirsiniz. Ve bu senede diğer yıllarda olduğu gibi World of Warships'in çok güzel yeni yıl sürprizleri ve hediyeleri var. World of Warships bu yıl sizi kış temalı Norşilav Limanı'nda muhteşem kuzey ışıklarıyla karşılıyor aynı zamanda özelleştirilebilen bir yılbaşı ağacınız da var. Tabii ki olay sadece süslemeler değil. World of Warships'in bu yeni yılı özel de çok güzel hediyeleri ve sürprizleri var. Bu sene yeni oyuncular için açıklama kısmına bir link ekledim. Eğer o linke tıklayıp yeni bir hesap oluşturursanız World of Warships'in size muhteşem bir başlangıç hediyesi var. Bu paketin içinde 14 günlük premium hesap, 500 Doblon, 2 milyon 25 bin kredi, 10 Winter Strand kamuflajı, 10 Fur Tree kamuflajı ve seviye 4 harika bir gemi yer alıyor. Yalnız baştan uyarayım bu paket ilk kayıtlar için geçerli. Açıkçası ben bugün World of Warships'e ilk defa başlayacak olsam bu fırsatı kesinlikle kaçırmam. Siz de kaçırmayın. FH-97'ye geri dönecek olursak bu uçağa dair proje ilk defa ne zaman başladı kimse bilmiyor tıpkı diğer Çinli projelerde olduğu gibi ama ilk defa ortaya çıkışı için 2021'i gösterebiliriz. Biliyorsunuz Amerikalılar uzun zamandan beri insanlı savaş uçaklarının yanında görev yapacak insansız özel uçaklar için Loyal Wingman projeleri geliştiriyor. Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman gibi firmalar ihaleleri kapabilmek için her yıl yeni modelleri ortaya çıkartıyorlar. Amerika'daki bu hareketliliğe doğal olarak Çin'de bir karşılık vermek istiyor. Ki bildiğiniz gibi şu anda Pasifik'te Amerika Devletleri ve Çin karşı karşıya geldiler. Ve iki tarafta askeri anlamda üstün gelinmek için her gün yepyeni sistemlere yatırım yapıyor ve bunları geliştiriyor. Amerika'nın geliştirdiği bu tip insansız savaş uçaklarına doğal olarak Çin'de denk bir cevap verme arayışında. İşte iddialara göre Çinli Feihong firması Amerika'ya karşılık verebilmek için XQ-58A'ya benzer bir tasarım yapmaya karar verdi. Bu Valkyrie'den ciddi anlamda esinlenmiş tasarımı biz ilk olarak 2021'de Zuhai'de gördük. Feihong FH-97 adı verilen bu araç ilk bakışta gerçekten de Valkyrie'ye çok benziyordu. Çin tarafı FH-97 için J-20'nin Loyal Wingman'ı olarak bahsediyordu. Evet bu uçak gelecekte J-20 ile beraber görev yapacaktı. Onu koruyacaktı. Onun önünden uçacaktı. O dönem yapılan açıklamaya göre FH-97'nin temel görevi elektronik harp ve savunmaydı. Üzerindeki gelişmiş elektronik ekipman sayesinde düşman hava savunma sistemlerini kör edecekti. Aynı zamanda düşman uçak filolarını ve onların olası füzelerini de yolda bertaraf edecekti. Elektronik harp ve karıştırma dışında bu uçağın diğer bir görevi karadaki ve havadaki bazı hedefleri güvenli bir mesafeden imha etmekti. İlk versiyon olan FH-97'de 6 silah istasyonu vardı. Bunlardan 4 tanesi kanat altında, 2 tanesi de gövde içindeki kapalı istasyonda. Kanat altlarında havadan havaya füze taşıyan bu versiyonun gövde içinde ise küçük gemi savar ve seyir füzeleri yer alacaktı. Muharebe yarı çapı 1000 km olan bu model aynı zamanda havada 6 saat kalabiliyordu. Tamamıyla stealth yani görünmez tasarıma sahip olan FH-97 aynı zamanda keşif ve istihbarat faaliyetlerinde de kullanılabilecekti. Tüm bunlar dışında bu hava aracının diğer bir ilginç tarafı da iki tane motorun olmasıydı. Normalde bu tarz insansız hava araçlarında bir adet motor yer alıyor. Mesela Kızılayma'da bir tane var. Çin tarafı bunun uçuş güvenliği kaynaklı olduğunu söylüyor. Yani bir motor bozulursa diğer motorla devam edebilmişsin diye. Ama başka iddialara göre çift motorun temel sebebi yüksek hızla ulaşabilmesi. Çünkü FH-97 süpersonik bir insansız muharebe uçağı. Bazı kaynaklara göre bu uçak Mach 2 hızını rahat bir şekilde geçebiliyor. Özellikler çok ilgi çekici fakat bir yıl sonra 2022 yılında karşımıza bambaşka bir şey çıktı. FH-97A fh 97 da bir yıl sonra 2022 yılında yine Zuhai'de ortaya çıktı. Feihong firması yetkililerine göre bu versiyon 97'nin daha gelişmiş, olgunlaşmış haliydi. 97A, 97'den görünüş bakımından da oldukça farklı. Öncelikli olarak hava girişi gövde üstünden yanları alınmış. Üstelik yine Çin tarafından gelen iddialara göre FH-97A'nın kapasitesi de ciddi anlamda yükselmiş. Eğer iddialar doğruysa karşımızda bir Siha yok, safkan bir insansız savaş uçağı var. 97A'nın tek farkı sadece fiziksel özellikle değil. Mesela elektronik süviti gövde içinden gövde üstüne taşınmış. Aynı zamanda taşıma kabiliyeti de geliştirilmiş. A modelinin kanatlarının altında havadan havaya füzeler dışında ekstra yakıt tankı ve elektronik podlar da yer alabilecek. Gövde içi istasyondaysa 8 adet gelişmiş mühimmat taşıyabiliyor. Bunlar uçak için özel olarak geliştirilmiş yapay zekalı mini seyir füzeleri kara hedefleri, gemiler, radar istasyonları ve hava savunma sistemleri vurmak için özel olarak tasarlanmışlar. Bütün bunlar ek olarak FH-97A donanmayı da hedefliyor. Çinliler bu uçağın uçak gemilerine de görev yapmasını ve J-35A'ya eskortluk yapmasını istiyor. O yüzden FH-97A'yı yakın gelecekte bir Çin uçak gemisine iniş kalkış yaparken görebiliriz. Aslında şöyle bir şey diyebiliriz. FH-97 daha çok havadan karaya görevler için geliştirilmiş. Elektronik harp, düşman hava savunmasını bastırma, keşif ve istihbarat görevleri için. Fakat 97A modeli safkan bir savaş uçağı. Onun temel görevi J-20'yi ve J-35A'yı korumak. Hedefler diğer düşman uçakları, diğer düşman droneları. Şimdi gelelim teknik özellikler kısmına. FH-97 ve A ile alakalı resmi bir teknik özellik açıklaması yapılmadı. Fakat farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre karşımızda kızıl biraz daha küçük ve hafif bir platform var. Resmi olmayan kaynaklara göre FH-97A 10 metre boyunda ve 8 metre kanat açıklığına sahip. Maksimum kalkış ağırlığı 3,5 ton olan FH-97A 20 bin metreye kadar çıkabiliyor. Muharebe yarıçapı 1000 kilometre olan bu uçağın maksimum menzili ise 2400 kilometre veyahut da görev tipine göre havada 6 saat görev yapabiliyor. Tamamıyla yapay zeka tarafından kontrol eden FH-97A otonom uçuş gerçekleştirebiliyor veyahut da karargâhtan yönetilebiliyor. Ayrıca J-20 ileride J-35A uçaklarındaki pilotlar tarafından da idare ettirebilecekler. FH-97 rakiplerinden farklı olarak Çift motorlu bir uçak. Bu yüzden de iddialara göre hızı Mach 2'yi geçebiliyor. Hatta bazı kaynaklar Mach 2.5'e ulaşabildiğini iddia ediyor. Silah sistemlerine gelecek olursak, ne kadar cephane taşıdığını bilmiyoruz ama FH97 modelinde 6, 97A modelinde ise 8 adet silah istasyonu olduğunu biliyoruz. Bu uçak Çin üretimi havadan havaya ve havadan karaya mühimmatları kullanabiliyor. Ama bazı kaynaklara göre FH97A modelinde artı olarak bir makinalı top da var. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama olursa gerçekten de çok ilginç olur. Belki de diğer İHA'ları veyahut da AVAX gibi yavaş uçakları durdurmak için. Veyahut da insanlı ve insansız savaş uçaklarıyla doğrudan dogfight yapacak. Ama bu makineli top kısmı dediğim gibi doğrulanmış değil. Bu arada iki farklı versiyon olacak mı bilmiyoruz. Çok büyük ihtimalle projenin sonunda FH-97A ortaya çıkacak. Özetle FH-97A bu. Çin'in yeni nesil insansız savaş uçağı. Şimdi gelelim bizdeki kızıl ile kıyaslamasına. Kızıl ile kıyaslıyorum çünkü iki platform birbirlerine hem fiziksel olarak hem de görev tanımı olarak çok benziyor. İkisi de insansız savaş uçağı olarak tanımlanıyor. İkisi de stel tasarıma sahip. Tasarımda aerodinamik unsurlar ön plana çıkartılmış ve ikisi de hava kuvvetleri dışında donanma içinde geliştiriliyor. Yani yakın gelecekte hem kızıl elmayı hem de FH-97A'yı bir uçak gemisinin üzerine görebiliriz, göreceğiz de. Fakat fiziksel özellikler bakımından iki platform arasında önemli farklar da var. Mesela eğer açıklamalar doğruysa FH97A kızıl elmadan biraz daha küçük, biraz daha hafif. Mesela kızıl elmanın boyu 14 metreye ulaşırken FH97 10-12 metre civarında kalıyor. Kızıl elma 6 tonluk bir kalkış ağırlığına sahipken FH97 3,5 tonda kalıyor. Fakat Kızıl Elma, Sapsonik yani ses altı hızlarda uçan tek motorlu bir tasarım. FH97 ise çift motorlu ve Mach 2'ye ulaşabiliyor. Yani hız ve performans konusunda Çinliler iki bir önde. Öte yandan Kızıl Elma hizmete girdiğinde AES aralarına sahip olacak. FH97'de böyle bir şey var mı bilmiyoruz. Fakat hepsinden önemlisi hem Kızıl Elma hem de FH97A henüz hizmete girmedi. Şu anda kağıt üstü verileri baz alacak olursak birbirlerine çok yakın iki platformdan bahsediyoruz. Ama ilerleyen dönemde ne olur bilemeyiz. Belki Çinliler bu tasarımdan vazgeçerler, belki başka bir tasarıma geçerler. Veyahut da Kızıl Elma'da ilerleyen dönemde çok ciddi güncellemeler olur. Bakalım bu ikilizin geleceği ne olacak? Kızıl Elma'yı uçarken gördük. Büyük ihtimalle FH-97 ayda ilerleyen zamanlarda uçarken göreceğiz. Ve bakalım önce hangisi bir uçak gemisinden tekerle kesecek? Gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız beni takip etmeye devam edin. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için önce sizlere sonra da bu videoyu sponsor olduğu için World of Warships'e teşekkür ederim. Videonun açıklamalar kısmına eklediğim linke tıklayıp World of Warships'in yılbaşı özel paketine erişip hediyelerinizi almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.